İşsizler, işini değiştirmek isteyenler, oturduğu yerden iş bekleyenler, çalışırım, ben bu işi yaparım diyen herkese iş var. Yani çalışana iş var. Müşteri temsilciliği var, grafikerlik var, tezgahtarlık var, çaycılık var. Öğrenci misiniz? Yarı zamanlı işler var. Size göre bir iş mutlaka var. Çalışana İş Var programından herkese merhaba. Ben sunucunuz Furkan Akkuş. Furkan, ne haber, nasılsın? İyi, çok güzel. Ben çok iyiyim ama işsiz kardeşlerimizin pek de iyi olduğunu söyleyemeyiz. Onlar için, büyüklerimiz, küçüklerimiz için çıktık yollara, gazetelerden bulduğumuz ilanlar eşliğinde görüşmelere gideceğiz. Randevularımızı alacağız ve işsiz kimse kalmayacak inşallah. O zaman şöyle diyelim. Sen bizim yerimize iş yerlerinden randevu alıp görüşmeye gideceksin. Biz işi uygun bulursak başvuru yapacağız, öyle mi? Birazcık öyle olacak. Şimdi işsiz kardeşlerimiz evlerinden kalkıp yorulmasınlar, üşümesinler, makyajlarını yapmasınlar, üstlerini değiştirmesinler. Biz onlar için üşürüz de, makyajımızı da yaparız, üstümüze değiştirir, işleri aramaya koyuluruz. Yeter ki kimse işsiz kalmasın. Helal sana Furkan. Bizim için maaşta pazarlık da yaparsın herhalde. Maaş konusu için net bir şey söyleyemiyorum ama ben tatlı dilli bir çocuğum ve yapabilirim herhalde. Bir bakalım. Gidelim görelim. Yaparsın. Sana güveniyoruz. O zaman hep birlikte gidelim. Birer gazete alalım. Bir restoran, çay ocağı, herhangi bir yerde oturalım ve iş ilanlarına bakalım. Sırayla hepsine gitmeye başlayalım. Sabırsızlıkla bekliyoruz Furkan'cığım. Oh abi, sağ olasın. Oo, biz de senden buradaydın. Tabii ki her zaman peşindeyiz. Ne yaptın Furkan, buldun mu bir şeyler? Vallahi çok güzel ilanlar buldum. İş yerleri hazırsa randevu al da vakit kaybetmeden gidelim. Şimdi hep birlikte yeni iş yerlerini arayalım. Bakalım şartları neler, görüşme saatleri neler, birer randevu alalım. Merhaba, iyi günler. Biz gazeteden baktığımız iş ilanı için aramıştık sizi ama. Evet. Şurayı hızlı geçelim. Peki, teşekkürler. Görüşmek dileğiyle. Tamam, peki. İlk iş yeri tamam. Randevumuzu aldık. Bakırköy'e gidiyoruz. Dur bakalım Furkan. Randevu aldın, işe alınmadın. Furkan ilk görüşmesine giderken biz de iş yeriyle ilgili bilgileri vermeye başlayalım. İş yeri Bakırköy'de merkezi konumda. Metrobüs, metro, otobüs ve minibüsle ulaşım tek vesait. Yine iyice üşüdük. Hemen içeri girelim. Hem ısınalım. Furkan, biraz uzun sürdü galiba yolculuk. Evet, uzun sürdü. Birazcık trafik vardı. Aslında metrobüse kadar hızlı geldik. Metrobüsle hızlı geldik. Metrobüse kadar biraz yoğun geldik. Bakalım içeride inşallah şansımız yaver gider. Hadi bakalım. Şimdi görüşeceğimiz firma bir grafik tasarım firması. Bakalım içeride ne özellikler isteyecek patronumuz. Heyecanlı mısın Furkan? Yani ilk görüşme olduğu için biraz heyecanımız var. Hadi bakalım. Merhaba. Kolay gelsin. Nasılsınız? Teşekkürler. İş görüşmesi için geldik. Randevu almıştık. Ben daha beri görüştüm. Evet. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun, kolay gelsin. Bakalım içeri doğru gireceğiz. Ofis birazcık böyle güzel bir yer. Umarım Serdar Bey de birazcık tatlı dilli, iyi bir insandır. Umarız Furkan. Ürktün biraz sanırım Serdar Bey'den. Merhaba, kolay gelsin. Serdar Bey, nasılsınız? Denetleme memuru gibi girdi ama iş arıyor arkadaş. İyiyiz. Serdar Bey. İş başvurusu için geldik. Gazeteden ilanınızı gördük. Sizi aradık. İlk izlenim çok güzeldi. Telefondan güzel konuştuk. İnşallah burada da her şey yolunda gider. Grafik tasarımcı aradığını söyledi Serdar Bey. Peki grafik tasarımcı arıyorsunuz. En baştaki nitelikleri nelerdir aradığınız grafik tasarımcının? En başta şeklinde değil, bütünsel anlamda bakıyoruz. Evet. Yaptığı, daha önce yapmış olduğu çalışmalar. Öncelikle tecrübeli bir personel arıyoruz. Tecrübeli bir personel arıyor. Şu anda yetiştirilmiş kadromuz dolu çünkü, yani yetiştirmek üzere olan arkadaşlar da alıyoruz. Fakat şu anda tecrübeli birisini arıyoruz. Serdar Bey yetiştirmek üzere kadrosunu doldurmuş, yetişkin insanlar gelsin diyor. Yetişkin derken tecrübeli demek istedin herhalde. Peki yaş aralığı var mıdır? Yaş aralığı, yani 30'un üstü pek işimize yaramıyor.
Bay bayan hangisini arıyorsunuz? Çok önemli değil aslında. Başarılı ekip olsun. İçerisindeki çalışma uyumu bizim için önemli. Evet. Ve daha çok bizim sektörde yenilikçi evet. ve kendisini de sürekli yenileyebilen sizin arkadaşlara ihtiyacımız var. Evet. Bize pozitif enerji verebilecek evet. arkadaşlara ihtiyacımız var. Tabii ki programları çok iyi biliyor olmasını söylemiyorum. O zaten olması zaten gereken. Zaten grafik tasarımcının yapacağı bir şey. Peki çalışma saatleri nelerdir? Çalışma günleri nelerdir? Part time mi alıyorsunuz? Full time mi alıyorsunuz? Biz kadrolu alıyoruz. Kadrolu çalışma saatleri 9-6 evet. şeklinde devam ediyor. Furkan, en önemli soruyu da sormadın. Ne kadar maaş vereceklermiş? Şimdi nasıl sorulur bilmem ama ne kadar maaş veriyorsunuz? Yani ben bir grafikerime geldim, saydığınız bu özelliklere sahibim. Bana ne kadar maaş verirsiniz? Ama fix bir fiyatınız yok. Ortalama hani asgari 2-2,5-3 arası. 2-2,5-3 arası. Başarılıysanız, kendinize güveniyorsanız, yetiştirdim kendimi diyorsanız çıkıp buraya gelmenizi tavsiye ederiz. Furkan, biraz da çalışma yerlerine bakalım. Peki, grafiker nerede çalışır, ne yapar, bu ofiste ne işe yarar? Biraz bakabilir miyiz dışarıda? İş yeri Bakırköy'de ve merkezi konumda. Adayın 30 yaş altı ve grafik, web yazılımlarına hakim, ayrıca portfolyo sahibi olması gerekiyor. Bay ya da bayan olabilir. 2000 ila 3000 lira arasında maaş verilecek. Yemekler şirketten. Burası grafik ve web kısmının ikisi bir ekip olarak çalıştığı alanımız, tasarımcı arkadaşlar. Grafik ve web kısmı burada çalışıyorlar. Evet. Sadece grafik ve web kısmı hep birlikte çalışıyorlar. Grafik tasarımcımız geldiğinde ben burada oturacağım ve arkadaşlarla. Merhaba, kolay gelsin. Nasılsınız? Hoş geldin. Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Burada yeni bir elemana ihtiyacınız varmış. Evet. Peki yeni bir elemanı burada idare edebilecek misin? Furkan, yavaş korkutacaksın adamı. Anlaşacaksınız. Anlaşacağız. İnşallah, inşallah çok güzel. Biz Furkan'ın yerine iyi çalışmalar diyelim. Peki şu gördüğümüz oda ne odası? Yazılım ekibimiz. İnternet sitelerimizin dinamik halde çalışır vaziyette arkadaşlar kodlamasını yapıyor. Kodlamalar bu odada yapılıyor. Zaten hücre gibi, içerisi iki kişilik evet. zaten. Kimseden yazılımcı de bağımsız değil. Arkadaşlar biraz sessiz. Evet. Furkan, içeriye de bir göz atalım. İçeriye bakabiliriz değil mi? Tabii, buyurun. Şöyle bakalım. Şöyle. İçeride kimse de yok zaten. Ama gördüğünüz gibi zaten yazılımcılar kodlarla uğraştığı için buralarda kendi başlarına konuşarak o işi halledeceklerdir. Peki bizi başka nereye götürebilirsiniz? Buyurun. Art direktörümüz Tayfun Bey. Burası art direktörümüzün yeri. Tabii. Art direktöre de bakalım. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Tayfun Bey sanırım. Evet. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasıl gidiyor? İyiyiz biz de. Grafik tasarımcı olarak işe girmeye geldim. Hoş geldiniz. Ofisi dolaşıyoruz. Bir de size bakalım dedik. İyi yapmışsınız. İyi gidiyor. Gayet iyi. Memnun musunuz Serdar Bey'le? Evet. İşe girecek olsam bana tavsiye eder misiniz? Kesinlikle. İyi bir patron. Gayet iyi. Serdar Bey yanında memnun olmaz olur mu? Çalışma şartları nasıl? Çalışma şartlarını Serdar Bey'le görüşürsünüz sanırım. Serdar Bey'le görüştük zaten de bir de yaşayan bir insan olarak size soran benim. İyi memnunum. İyidir. İyidir. Peki teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Furkan laf almak için elinden geleni yapıyor. Ancak tecrübeli personel kendini hemen belli etti. Evet, ofise geçelim şimdi. Geçelim. Toplantılarımızı bazen burada yapıyoruz, bazen direkt firmaya giderek ilk görüşmelerde sunumlarımızı bizzat ofiste yapıyoruz. Büyük çaplı işlerde, tabii buralarda müşterilerinize sunuyorsunuz evet. projelerinizi. Ne zamandır personel arıyorlarmış Furkan? Peki ne zamandır birilerini arıyorsunuz? Yeni bir haftadır arıyoruz. Yeni bir haftadır arıyormuş, daha yeni yani. Peki başvuru süresi ne kadar? Başvuru süresi ne kadar? Bulana peki, kadar, ne kadar? Hani beğendiğiniz kişiyi alana kadar. Serdar Bey bulana kadar bu işi devam ettireceğini söylüyor. Yani eleman aramayı devam ettireceğini söylüyor. Ucu açık yani. Gelebilecek bir tarih yok. Hemen telefonlarınıza sarılıp bence randevu almaya bakın. Çünkü gerçekten içerisi çok güzel. Maaş imkanı da çok güzel. Yemekleri, yemek imkanı da çok güzel. İnsanlar da gayet kaliteli görünüyor. İş yeri de merkezi bir yerde değil mi Furkan? Merkezi bir yerde, Bakırköy'de değil mi? Evet, Bakırköy. Gayet de merkezi gayet bir yerde. Güzel. Biz çok zorlanmadık gelirken, iki vasıtayla gelebildik. Kolaydı. Birazcık üşüdük, dışarısı çok soğuktu. Ben dondum yani sabahtan beri buraya gelirken. Dondum, içeri girişik galiba
hasta olabilirim. Ulaşım nasıl? Servis var mı? Peki geliş gidişler nasıl? Dış ses? Ben olmasam ne yapacaksın bilmiyorum ki. İyi hatırlattı. Geliş gidişleri nasıl yapabiliriz? Servisiniz var mıdır buradan uzak yerlere? Zaten 10 kişilik ekibimiz var. Her biri farklı mecralardan. Evet. Genelde bu taraflarda mı oturan insanlar geliyor yoksa uzaklardan da ulaşım? Karşıdan gelen bir arkadaşımız var. Mesela Avrupa'ya karşıdan gelinebiliyor. Evet. Ama ne yazık ki 10 kişi çalıştığı için servis imkanı yok. Herkes yakın mecralardan kendi başlarına geliyorlarmış. Evet. Yol ücreti yok sanırım. Maaş dahil olarak. Maaş dahil olarak düşünülüyor. Yol ücreti ne yazık ki yok. Peki, teşekkür ederiz o zaman. Biz gidelim. Çok sağ olun. Şimdi diğer firmalarımıza gidelim bakalım. Diğer firmalarımızdan bu kadar şanslı ayrılabilecek miyiz? Burası çok güzeldi. İnşallah diğerleri de öyledir. Hadi kolay gelsin size. İyi günler, sağ olun. Adaylar 0212 222 22 22'den detaylı bilgi alabilir ve info@grafiker.com'a CV gönderebilirler. Soğuklara çıktık. Furkan, beğendin mi bari işi? İş çok güzeldi. Ortam çok güzel. Patron çok iyi bir insan. İnşallah iş arayanlar buradan kendilerine bir iş bulabilirler. Merak etme Furkan, bu işi kimse kaçırmak istemez. Şimdi diğer firmaya gideceğiz ve bir de onlarla görüşeceğiz. Hemen buradan numarasına bakıp arayalım. Furkan randevusunu alırken biz de az önceki iş yerinin çalışma şartlarına tekrar göz atalım. İş yeri Bakırköy'de ve merkezi konumda. Adayın 30 yaş altı ve grafik, web yazılımlarına hakim, ayrıca portfolyo sahibi olması gerekiyor. Bay ya da bayan olabilir. 2000 ila 3000 lira arasında maaş verilecek. Yemekler şirketten. Ayrıca yol ücreti yok. Çalışma saatleri standart 9-6 şeklinde. Hafta sonları tatil. Adaylar 0212 222 22 22'den detaylı bilgi alabilir ve info@grafiker.com'a CV gönderebilirler. Oo çok güzel, tamam. Hemen geliyoruz o zaman. Peki, teşekkürler. İyi günler, sağ olun. Furkan, hayırdır? Hemen bağladın işi. Hemen bağladım. Bakırköy'deymiş ve biraz acele etmemiz lazım sanırım. Çıkacağım dedi. Hemen oraya doğru gitmeliyiz. Hadi bakalım, hemen gidelim. Gidelim Furkan. Daha ilk programdan çok hızlı gördük seni.